Değerli arkadaşlar, felaketten sonra önlem almak elbette hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlanmış. 2019. 2019'da bu bölgede ciddi taşkın sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Bir başka önemli konu, ben Sayın Belediye Başkanımıza da ifade ettim. Dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Dere kenarında yapılaşmaya izin verirseniz, işte az önce ifade ettiler, 8 katlı bina çökmüş. Yanında bir yurt binası var, o bina çökmüş. Diğer binalarda hasarlar var. Bu selin geldiği belli, yağmurun yağdığı belli. Yüzyıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir? Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım. Ben özellikle Sayın Belediye Başkanı'na da bu tür yapılaşmalara izin vermemesi gerektiği konusundaki düşüncelerimi de açıkladım. Bozkurtlara geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı müşterek sarıyoruz. Belediye başkanına da söyledim, bir felaketle karşı karşıyayız, doğru. Bu yaraları sarmak için A Partisi, B Partisi diye bakmıyoruz biz. Kim olursa olsun, bu ülkemizde yaşıyorsa, birlikte yaşıyorsak, dolayısıyla eğer bir sorunla karşılaşmışsa, o sorunla kilitlenmek ve o sorunları çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır diye ifade ettim. Sayın Belediye Başkanı da bunu doğru kabul etti, böyle olması gerektiğini ifade etti. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi. Ben